Aşağıdaki grafik bir orman komünitesinin yangınlar nedeniyle zarar görmesinden sonraki süreçte bu bölgedeki canlı sayısının zamanla değişimini göstermektedir. Buna göre grafikteki değişimi ifade eden ekolojik kavram hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi arkadaşlar burada bir yangın nedeniyle oradaki canlılık ölmüş ve sonraki süreçte buradaki canlı sayısının zamana bağlı değişimi verilmiş. Yani ilk başta bir yer varken orası yok olmuş. Daha sonra yeniden bir oluşum var arkadaşlar. Bu tarz bir olayda yeniden bir oluşum varsa arkadaşlar bu ikinci süksesyona giriyor. Yani eğer birinci süksesyon ne, neden değil hocam diyecek olursanız orada yoktan var olma gibi bir durum var. Burada Var olan bir yer yok oluyor daha sonra tekrar oluşuyor. O nedenle cevabımız ikinci süksesyon olmuş oluyor. Ekoton dediğimiz yer arkadaşlar iki farklı komünitenin birleşim noktasına ekoton adını veriyoruz. Mesela tatlı su ve tuzlu su ekosistemleri örnek olarak verilebilir. Ekolojik niş dediğimiz yer aynı yaptıkları iş. Habitat ise aynı yaşadıkları ortam olmuş oluyor. Bunlarla alakalı olmadığı için cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. İnsana ait olgun bir al-yuvar hücresinde seçeneklerde verilen tersinir olaylardan hangisi gerçekleşmez? Şimdi arkadaşlar verilen seçeneklerden her biri tersinir olarak gerçekleşir ancak olgun bir al yuvar hücresine demesine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü al yuvarlarda arkadaşlar A, B, D ve E seçenekleri olurken C seçeneğinin tersinleri tepkimesi karaciğerde, kas hücrelerinde falan gerçekleşir. Çünkü laktik asit oksijensiz solunumun sırasında gerçekleşen bir fermentasyon tepkimesidir. Yeterli oksijen bulunursa pürüvik asite dönüştürülebilir. Ancak al yuvar hücresinde değil dediğim gibi karaciğer ve kas hücrelerinde olması gerekiyordu. Zaten ben size karbondioksit su birleşirse H2CO3 yapıyoruz. Daha sonra H ve HCO3 olduğunu söylüyoruz demiştim. Bunlar neydi arkadaşlar? Bu reaksiyonlar Akciğerde şurası da doku kılcallarına gerçekleşen reaksiyonlardı. Yani okun sağ tarafına doğru olanlar doku kılcallarında sol tarafına doğru olanlar ise akciğer kılcallarında gerçekleşen reaksiyonlardı. O nedenle A, B, D, E seçenekleri al yuvar hücresinde gerçekleşen tersinir tepkimelerdir diyebiliyoruz arkadaşlar. Sağlıklı bir insanda vücudun su dengesinin korunmasına yönelik olarak gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre yorumlarından hangileri yanlıştır? Hipotalamusun uyarıldığı her durumda kanın ozmotik basıncı artar diyor. Bakın hipotalamus uyarıldığında kan ozmotik basıncı normal olabilir. O nedenle yanlıştır arkadaşlar. Her durumda demesine dikkat etmeniz gerekiyor. ADH'ı algılayan reseptörler nefronun tüm kısımlarında bulunur diyor. ADH salgılandıktan sonra etki ettiği yer neresi? Distal tüp. O nedenle her kısmı demesi yanlış oldu. Su içme isteğinin artması su içme isteğinin artmasıyla kanın ozmotik basıncı artırır diyor. Şimdi arkadaşlar içme isteği artarsa hipofizin arka lobundan ADH salgılanacak. Bu da suyun geri emilimini artıracak. Eğer su geri emilimi artarsa kanın ozmotik basıncı azalır. O nedenle bu da yanlıştır. O nedenle cevabımız 1-2-3 olmuş oluyor. Aşağıdaki grafikte sağlıklı bir insanda X organından geçmekte olan kanın içeriğinde meydana gelen bazı değişimler verilmiştir diyor. Üre ve amonyak miktarı ile alakalı olduğuna göre hemen bu organın karaciğer olduğunu birinci damarında e, yani mavi olan ya da e, kırmızı olan damardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar birisinin karaciğer atarı diğerinin de karaciğer toplar damarı toplar damarı olduğunu biliyoruz. Çünkü karaciğer atarında amonyak fazlayken karaciğer toplar damarında da üre fazladır. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? Karaciğerdeki ornitin döngüsüydü. O zaman X organı ve numaralandırılmış damarlar ile ilgili Seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğru olamaz diyor. X organı karaciğerdir doğrudur. Bir numaralı damar karaciğer atar damarıdır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar bir numaralı damardan üre miktarı azdır değil mi? O zaman karaciğer atar damarı mıdır? Evet. 3 numaralı damar karaciğer toplar damarıdır çünkü üre miktarı fazla, e, amonyak miktarı da azdır o nedenle doğrudur arkadaşlar. 2 numaralı damarın toplam çapı bu damar kılcal damardır. Bir numaralı damarın toplam çapından fazladır. Evet kılcal damar daha fazla alan kaplar. Bir numaralı damardaki kanın glikoz derişimi her durumda 3 numaralı damardakinden fazladır diyor. Atar damardaki her zaman toplar damardan fazla olmayabilir arkadaşlar. Çünkü karaciğerde depolanmış olan glikojenler var değil mi? Biz bunları glikoza dönüştürürsek de karaciğer üstü toplar damarında glikoz derişimi fazla olabilir. O nedenle bu yanlış oldu. 3 numaralı damarın içerisinde tek yönlü açılan yarım ay kapakçıkları bulunur. Toplar damar olduğu için doğrudur. Şunu unutmayın arkadaşlar. Böyle biyolojide keskin yargılara dikkat etmek gerekir. Böyle her durumda bütün Hepsi yalnızca gibi seçenekler çok dikkat etmemiz gereken seçenekler olmuş oluyor. Travmatik beyin hasarı, kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması sonucu beyin dokusunda meydana gelen yaralanmalardır. Trafik kazası nedeniyle travmatik beyin hasarı görülen bireyde şu olaylar oluyormuş. Bunlar ortaya çıktığına göre bu bireylerde beynin hangi lobları zarar görmüştür diyor haş bireyinde konuşma ve konsantrasyon sorunları varsa burası bilinçli davranışlarımızdan sorumlu olan yer olduğu için ön lob olmuş oluyor. C bireyinde tat ve koku alma sorunları varsa burası yan kafadır arkadaşlar. A bireyinde görme ve görsel yorumlama sorunları varsa burası da arka lobtur. Buraya oksipital lob adı da verilir. O zaman seçeneklere baktığımız zaman ön, yan ve arka olarak A seçeneği cevabımız olarak çıkmış oluyor. Öğle yemeğinde zeytinyağlı fasulye, çoban salata, yoğurt tüketen bireyin bu öğününde aldığı besinlerin miktarının sindirim kanalındaki kimyasal sindirimine bağlı değişimi verilmiştir diyor. Buna göre numaralandırılmış besin çeşitleri ile ilgili seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi doğru olamaz diyor. Bire bakacak olursak arkadaşlar bir nedir ne yapmış? Ağızda sindirim olmamış, midede ve ince bağırsakta olmuş. O zaman e, sükroz diyebilir misiniz buna? Diyemezsiniz değil mi? Sükroz bir karbonhidrattır değil mi arkadaşlar? O zaman ne gibi olması gerekirdi? 5. reaksiyon gibi ağızda ve midede herhangi bir şekilde sindirimi olmaması gerekirdi. O yüzden doğru olamayacak cevabımız bu. Diğerlerine de bakalım. 2 protein olabilir mi? Evet olabilir çünkü midede sindirilmeye başlanmış. 3 trigliserit olabilir mi? Yağlar ince bağırsakta sindirilmeye başlanmış doğrudur. 4 selüloz olabilir mi? Hiçbir şekilde miktarı değişmemiş çünkü selüloz insanlar tarafından sindirilemez. Beş laktoz olabilir mi? Evet olabilir. Laktoz, sükroz, maltoz gibi moleküller disakkaritlerdir. Bunlar bu karbonhidratlar ince bağırsakta sindirilir arkadaşlar. Unutmayalım. Bu nedenle yanlış olan cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. DNA replikasyonu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Helikaz enzimi ne yapıyor arkadaşlar? Hidrojen bağları koparıyor değil mi? azotlu organik bazlar arasındaki zayıf hidrojen bağlarını koparıyor. Evet gerçekleşir. DNA zincirlerinin birbirinden ayrılmasını gerçekleştirir. DNA ligaz enziminin birbirini takip eden DNA parçacıklarını glikozit bağı ile değil hidrojen bağı ile birleştirmesi gerekirdi. O nedenle bu yanlış oldu. DNA polimeraz enziminin yeni sentezlenecek olan zincir ucuna nükleotit eklemesi bu DNA replikasyon sırasında olan olaydır. DNA ipliğinde meydana gelen hataların DNA polimeraz enzimi sayesinde onarılması. Şimdi DNA polimeraz DNA'nın sentezinden sorumlu enzimdir. Sentezde bir hata olursa bu onarılır arkadaşlar. O nedenle bu da olacağı için cevabımız C seçeneği olmuş olacak. Aşağıdaki tabloda 5 amino asit çeşidinin ifade eden kodon çeşidi sayısı verilmiştir. Buna göre 5 metiyonin, 2 lösin, 4 glisin, 7 arjinin ve 3 histidin amino asitlerini içeren bir polipeptit sentezi sırasında görev yapan mRNA molekülündeki kodon çeşidi sayısı en fazla kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar 5 metiyonini alacağız. Bakalım metiyonin kodon çeşidi sayısı 1 olduğu için bir tane metiyonin alabiliriz. O nedenle buraya metiyonin yazalım devam edelim. 2 tane lösin alabilir miyiz? Kodon çeşidi müsait olduğu için iki tane lösin çeşidini alabiliriz. 4 glisine bakalım. Glisin 4 tane. 4 çeşit var. O nedenle dört tane glisin alabiliriz. Devam ediyorum. 7 arjinin. Arjinine bakalım. 6 tane. O nedenle 7 değil altı çeşit olduğundan dolayı hemen buraya arjinin 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 altı çeşit arjinin yazalım. Devam edelim. 3 histidin diyor. Histidin iki tane olduğu için iki tane histidin şeklinde yazabiliriz. Evet arkadaşlar peki burada mRNA'daki kodon çeşidi sayısını sorduğuna göre başlama kodonu mutlaka olmak zorunda. Yapalım sayalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oldu. O yüzden cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıktı. Etil alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu ve oksijenli solunumda verilenlerden hangileri ortaktır? Sitoplazma pH'ını düşürebilecek son ürün oluşumu. Etil alkol fermentasyonunda hem karbondioksit hem de etil alkol oluşurken laktik asit fermentasyonunda laktik asit oluşur, oksijenli solunumda da o inorganik son ürünler oluşur. Bu oluşacak son ürünler sitoplazma pH'ını düşürebilir. O nedenle bir olmayanları hemen eleyelim. Besin monomerinin inorganik molekülleri kadar yıkımı bu sadece oksijenli solunum için geçerlidir. O yüzden iki olanları eledim. Pürüvik asitin asetil koaya dönüşümü bu da yine oksijenli solunum için geçerli olduğundan dolayı cevabımız yalnız bir olmuş oluyor. Aşağıdaki şekilde K canlısında gerçekleşen fotosentez reaksiyonları özetlenmiştir. Buna göre olayın gerçekleştiği K canlısı ve X, Y, Z molekülleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğru olamaz diyor. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada H2S giriyor ve kükürt çıkıyor. O nedenle ben bu fotosentez denklemini yazacak olursam H2S tepkimeyi denk yazmıyorum çok önemli değil zaten. Besin artı kükürt ve su oluşur arkadaşlar. Bunu kim yapar? Hidrojen sülfür bakterisi yapar. O zaman hidrojen sülfür bakterisindeki fotosentez reaksiyonunu burada şekil üzerinde görüyoruz arkadaşlar. O zaman K canlısı tek hücrelidir. Bakteri olduğu için evet. X molekülü pHtır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. NADPH molekülü ne olur? Işığa bağımlı evre reaksiyonlarında üretilir, ışıktan bağımsız evre reaksiyonlarında kullanılır. O nedenle doğrudur. Z molekülü glikozdur. Çünkü glikozun Karbon kaynağı karbondioksittir ve karbondioksit girdiğinde glikoz açığa çıkar. Bu da doğrudur. Verilen olayların tümü kloroplast organelinde gerçekleşir diyor. Bakteri arkadaşlar prokaryot bir canlı olduğu için zarla çevrili organeli yoktur. Bu nedenle prokaryotlarda bu olay hücre zarı kıvrımlarında meydana gelir, kloroplastta değil yanlış olan cevabımız D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Y molekülü NADP'dir diyor. Evet çünkü NADP molekülü de ne olur? Işıktan bağımsız evre reaksiyonlarında yükseltgenir ve ışığa bağımlı reaksiyonlara gönderilir. O yüzden bu doğru olur. Yanlış olan seçeneğimiz ise D seçeneği olmuş oluyor. Karasal hayata adapte olmuş bir bitkinin yaprak enine kesiti verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış hücrelerin gerçekleştirebildiği olaylar ile ilgili seçeneklerdeki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Hemen yazalım arkadaşlar. 1 ile ilgili yazacağımız yer neresi? Epidermis hücreleri. Ancak üstte olduğu için üst epidermis yazmamız daha doğru olacak. 2 ile gösterdiğimiz yer sık ve düzenli dizilimli hücrelerden oluştuğu için buraya palizat parankiması hücreleri adını veriyoruz. 3 numaralı gösterdiğimiz yer iç Dışarıya doğru bakan hücreler olduğu için kısilem olarak açığa çıkıyor. Dışarıya doğru bakan hücrelere fuluem adını veriyoruz. 5 ile gösterdiğimiz yer ise stoma açıklı olarak karşımıza çıkıyor. 1 ile gösterilen yerde oksijen tüketim olur mu? Evet gayet olur. 2 ile gösterilen yerde karbondioksit tüketimi olur mu? Evet olur arkadaşlar. Çünkü burada fotosentez yapılır. O nedenle bunu kabul ediyoruz. 3 ile gösterdiğimiz yer su ve mineral iletimi. Bakın su ve mineral iletimi gerçekleşir. 4 ile gösterilen yerde oksijen üretimi diyor. Fulhem'de arkadaşlar oksijen üretiminin olması için ne olması lazım? Fulu hem de fotosentez yapılıyor olması lazım. Ancak böyle bir şey olur mu? İletim demetlerinde fotosentez gerçekleşmeyeceği için burası yanlıştır. 5 ile gösterdiğimiz stoma açıklığında karbondioksitin hem üretimi hem de tüketimi gerçekleşir. O nedenle bu da doğrudur. Yanlış olan cevabımız D seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Çift çenekli bir bitkinin eşeyli üremesinde olayları hangi sırayla gerçekleşir? Polenin dişicik tepesine ulaşması, tüp çekirdeği mitozla polen tüpünü oluşturması, generatif çekirdeği mitozla spermleri oluşturulması, spermlerin yumurta ve polar çekirdekleri döllemesi. Şimdi bu tarz bir soru yapabilmek için tüm seçenekleri okumak lazım. Şimdi arkadaşlar o zaman ben şunu biliyorum. Eşeyli üreme sırasında bir polen lazım, bir de dişi organ lazım değil mi? O zaman polenin dişicik tepesine ulaşması lazım. İlk önce tepecik kısmına ulaştı. Daha sonra tüp çekirdeğinin mitozla polen tüpünü oluşturması sırası geldi. Bu olay arkadaşlar polen tüp çekirdeği dişicik borusu içerisinde polen tüpünü oluşturuyor. Yani tüp çekirdeğinin mitozla polen tüpünü oluşturması bu şekilde gerçekleşiyor. Daha sonra polen tüpünü oluşturduktan sonra Generatif çekirdeğin mitozda spermleri oluşturması meydana gelecek ve bu spermlerin yumurtayı döllemesiyle zigot oluşacak. Yani spermler yumurta ve polar çekirdekleri dölleyerek zigotu ve polar çekirdeği döllemesiyle de triploid çekirdeği meydana getirmiş olacak. Buna aynı zamanda besi doku adını da veriyoruz. O zaman sıralama tam anlamıyla üstten alta şeklinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Aşağıdaki bezelye tohumunun uygun koşullarda çimlendirilmesi sonrasında kökünde ve gövdesinde meydana gelen hareket verilmiştir. Verilen hareket çeşidi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kök yer çekimine doğru, gövde ise yer çekiminin tersine doğru bir hareket yapmış. İşte burada gövdenin yaptığı hareket geotropizmadır. Yani bitkinin yer çekimine ters yönde hareket yapması durumudur. O zaman verilen hareket çeşidi ile ilgili geotropizmadır doğrudur. Oksin hormonu etkisi ile gerçekleşir diyor. Evet arkadaşlar çünkü çimlenmekte olan tohumda geotropizma ile kök toprağı gövde ise güneş ışığına doğru büyüdüğü için oksin hormonu etkisi ile gerçekleşir. Uyaran yönü önemlidir. Evet zaten biraz önceki söylediğimle de bunu anlayabiliyoruz. O nedenle cevabımız 1 2 3 olarak karşımıza çıkıyor.